İbrahim Tenekeci Reklamla Hakikat Arasında Otomobili en iyi yol arkadaşı olarak takdim eden bir reklamla karşılaştım. Yaşadığımız günlerin özeti o olsa gerek. İnsanların önemli bir kısmı eşyayı yani dünyayı dost ediniyor. Şöyle söyleniyor: İnsan en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır. Kasa mütevazi bir katkı. En çok zamanı otomobil, cep telefonu, bilgisayar ve televizyonla geçirdiğimizde ortalamamız nasıl bir şeye dönüşüyor bilemedim. Mehmet Dincin yazısından öğrendim. Günde üç bin kadar reklama maruz kalıyormuşuz. Hayatımızın her anında ve alanında bu abartılı dille karşılaşıyoruz. Kusursuz, mükemmel, benzersiz vesaire. Reklam dünyasındayız. Temizliği deterjana, kokuyu kozmetik sanayine, ferahlamayı içeceklere, mutluluğu alışverişe, dostu bankacılık sektörüne, güzel olmayı kıyafetlere ve makyaj takımına indirgeyen bir lisan. İstanbul'un ilçe belediye başkanlarından biri hizmetlerinin duyurusunu kusursuz tanımıyla yapıyordu. Yeniden aday gösterilmedi. Başka bir yer için adı geçiyordu, o da olmadı. Daha gençken anladığım bir şey vardı şu kusursuz olmak yakışmıyor insana. Kusursuzluk iddiası kibri de beraberinde getiriyor. Adı üstünde iddia, en iyisi ve doğrusu. Kul kusurludur. Reklam dili sanki hayatımızı ele geçiriyor. Sürekli kendi tanıtımını yapan ve rakamlarla konuşan insanların arasındayız. Onlardan biri olduğumuzu sanıyoruz ama belki de öyle biriyiz. Reklamla hakikat arasında kapanması mümkün görünmeyen bir mesafe var. Mesela reklamlara inanacak olursak sağlık sektöründe devrim üstüne devrim yaşanıyor. Kişisel bir şahitlik. Eşimin hastalığı nedeniyle anlamış bulunuyorum. Memleketimizde doktor çok, hekim ve tabip az. Bu kıyası neredeyse bütün meslek gruplarına uygulayabiliriz. Devamlı kendini göstermeye ve daha iyi olduğunu ispatlamaya çalışan bir dünya insan. Yorumlar, akıl vermeler, o öyle olmaz demeler. Herkesin büyüklüğü kendi köyüne göredir nihayetinde hepimizin bir haddi, hududu vardır. Burada durup soralım, her şeyi bildiğini iddia eden neyi bilmemiş olur? Haddini. Tam manasıyla tanımadığımız insanlarla ilgili kesin ve keskin hükümler vermek, mutevasına hakim olmadığımız konularla ilgili yanlı ve yanlış yorumlarda bulunmak bizi adalet binasının dışına çıkarabilir. Bunu önemsiz bulanların neyi önemli bulduğunu elbette biliyoruz. Evet, fedakarlığı ahmakla, nezaketi korkakla, samimiyeti yetersizliğe, dürüstlüğü beceriksizliğe, arkadaşlığı menfaate, davayı kazanç kapısına, geride kalmayı başkalarına indirgeyen bir insan. Böylece manzara tamamlanıyor. Yaşadığımız çağ bizi dünyaya karşı daha iştahlı olmaya davet ve teşvik ediyor. Sınırlı ömrümüzle sınırsız bir ihtirasın kölesi olamayız.